Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle 10 dakikalık hızlı satranç oynayacağız. Ancak kanalımıza katılarak destek veren arkadaşlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi isimlerini sayacağım. Havalı, Havuç, Kafalı, Utku, Kıtoz, FD, Ches, Muhammed Ali, Görürüm, Ali Macit, Yunus Emre, Kulup, Muzaffer Çevik, Burak Korkmaz, Anonim Kişi, Hasan Yavuz, Umut Çiftçioğulları, Kemal Gargili, Can Köki, Müslüm Bozkurt, Ekin Ceylan, İsmail Tarhan, Emir Kesmen, Furkan Oruç, Aytaç Çevik, Mert. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Farklı farklı seviyelerde destek olmuşlar. Çok sağ olsunlar. Desteklerin sayesinde biraz daha bu işi ciddiye almaya başlıyorum. Umuyorum daha da iyi olacak. Şimdi 10 dakikalık hızlı satranç oynayalım. Bakalım neler öğrenebileceğiz. Evet, Resul ile oynuyoruz. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Ses açık mı? Evet, ses açık şimdi. Değişik bir şeyler yapmaya çalışalım. D4, D5 diyelim. At C3, at F6. Bakalım rakibimiz ne tercih edecek. At F3 oynadı. Filimi çıkayım o zaman. Fil F5 oynayayım. Belki o da aynısını yapmaya çalışabilir. Evet, A6 oynayayım. At B5 gelsin istemedim. Resul 908. 47 oyun oynamış. Ve bize çok fazla açılışta problem çıkarmıyor gibi görünüyor şu anda. C5 yapmaya çalışacağız daha sonra. At C6 oynamaya çalışabiliriz. Rakibimiz de ya at H4 ya da fil D3 oynayabilir. Bakalım hangisini tercih edecek. Evet, şimdi at H4 oynamak istiyor galiba. O yüzden biz de H6 ile zaman kaybedelim. Fil D3 oynarsa o zaman alalım. Çok mantıksız gelmedi bana. Alalım ve C5 yapalım sonrasında. Rakibimiz herhalde böyle yavaş oynayacaksa işimiz var. C5 hani böyle oynadıysa belki C5 yapmayabiliriz. Biz de fil D6 oynayabiliriz. Ben vezirle alacak diye düşünmüştüm açıkçası. Şimdi ben de onun gibi piyon alabilirim. Vezirle alırsam çünkü E4 oynamak isteyebilir diye düşünmüştüm. O yüzden piyonla alalım. E4 oynarsa almaya çalışabiliriz. Biraz görece hızlı oynamaya çalıştım bu bölümü. Evet, açılışımız düzensiz bir açılış. Ve beyazın küçük bir üstünlüğü var. Almadan oynamak mümkün mü diye bakınıyorum. Mesela vezir A5 gibi bir hamleyle. Vezir A5, vezir A4 aldık, aldı. Alıyoruz at B6, kale A7, at C8. D6'yı alabilir. Peki vezir A5, vezir A4, at C6. Aldı aldı E5. Alıp alıp at D7 oynasam. İlginç gerçekten. Vezir A5'e vezir A4 var gibi görünüyor. Vezir A4, at A4, D4, at B8. EF3, at A8, FG2. Aslında çok fazla piyon alıyorum. Bu varyant o kadar kötü olmayabilir. Vezir A5'e rok atar büyük ihtimalle o yüzden. Ben D5 karesini savunmaya çalışıyordum aslında. Temel maksadım buydu. Ama vezir A5, vezir B3 belki oynamaya çalışabilir. O yüzden biz alacağız bunu. Çok memnun olmasam da bunu yapacağım. Ve rok atacağım. Evet, belki D5 sürmeye çalışabilirim şimdi. At C6'ya çünkü o da E5 oynayacak gibi görünüyor. D5, E5, at D7. Evet, bence oynanabilir. E5, at D7 oynayacağım. Her ne kadar şah kanadına atak yapabilir gibi görünse de bu pozisyon belki o kadar kolay beyazın atak yapabileceği bir pozisyon değildir. At D7'den sonra örneğin. Veya E5 at E4'ten sonra alıp alıp daha sonra at C6 oynamaya çalışabiliriz. At E4 de ilginç bir hamle gibi görünüyor. At E4 rok oynayabilir tabii ki. At C6 mesela. Bu da büyük ihtimalle rakibime birazcık üstünlük verecek. Böyle gelelim. At D7'dense at E4'ü tercih ettim. D4 piyonuna baskı yaptığım için alırsa problem olmaması lazım. Bakalım ne olacak. Bilgisayarı kendimize biraz yaklaştıralım. Biraz uzak kalmış. Pardon. Kale 1 beni almaya zorluyor ki
Almaktan çok rahatsız değilim işin aslı. Alalım ve kale C8 oynayalım. Eşit bir pozisyon var. Kaleyi almak zorunda. Eğer piyonunu alırsa çünkü belki C4 karesini blok etmeye çalışabiliriz. Kaleyi alacak. Kale C8. Vezir gelip kale gelmeye çalışabilir. Vezir B6 oynamak istemedim kale B3'ten ötürü ama. Belki öyle de oynanabilirdi vezir A7 daha sonra. En azından rakibin vezir B3'üne izin vermemek için. At A5 yaparsak eğer değişebilir belki. At A5 vezir B4 de ilginç. At A5 vezir B4. Kale C3 vezir C3. At C4 B3. Evet, ben vezir D7 oynamayı düşünmüştüm buna karşı. Başıma bir şey gelmeyecekse böyle oynayayım. Rakip büyük ihtimalle atını böyle getirmesi lazım. Kalelerini çiftledikten sonra. Evet, at A5 hala geçerli. Vezir B6 örneğin. At E7 oynayabiliriz. At E7. Peki, her şeyi değişebiliriz bu şekilde. Aslında rakibimizin taş değişmemesi lazım. Çünkü kendisinin alan üstünlüğü var. Taş değiştikçe rahatlayan taraf ben olacağım. Diye umuyorum. Atımı F5 karesine belki G6 karesine gitme fikrim de olabilir. İlle C6'da durmak zorunda değil at. Evet, bir eşitlik söz konusu uzun süredir. Bu sefer zamanda da çok geri kalmadık. Bakalım. Peki. Alırsam piyonunu alıp bir çoğunluk yaratma peşinde sanırım. Piyon çoğunluğu yaratmak istiyor ve sürersem zaten alabiliyor. Peki piyon bir dengesizlik yaratmasına izin verelim rakibimizin. Alırsa atımızı belki C6 karesine koyup oynamaya çalışabiliriz. Bizim de sonuçta burada bir geçerimiz oluyor. Kale C8'de oynayalım. Belki bu durumda şimdi kalelerimi ben de çiftlemeye çalışabilirim. O da B4 yapmaya çalışabilir bir şekilde. Veziri oynayıp daha sonra B4 oynamaya çalışabilir. Bu nasıl olur bilmiyorum. Vezir C3 örneğin kale C6, B4, B6 alıyor. Alıyorum, vezirle alıyor, at C6. Bu pozisyonu kaybetmemeliyim diye düşünüyorum. Başka nasıl zorluk çıkartabilir? Benzer bir fikirle oynadı. Ben yine kale C6 oynasam bu sefer aldığında vezirle alamıyoruz. Peki kale C7 oynasam ne olacak? Alabilirim tabii ki basitçe bu arada. Ama kale C7 içimden geliyor oynamak. Hesaplamam lazım. Alıyor alıyor vezir D6 gelebiliyor. Onu kaybetmemem lazım. Ama zorunlu bir şey varsa onu görmem gerekiyor. Bu yüzden acaba kale C7, kale C7, vezir C7, vezir D6, vezir D6, ED6, at C6, at E5. At D8, daha sonra F6 oynayıp şahımı gelmeye çalışsam. Aslında onu kaybetmemem gerekiyor. O yüzden oynayalım. Vezir C3 oynarsa kale C6 oynayalım. Alırsa alacağız. Problem yok. Vezir D6'yı da alacağım. Vezir D6'ya alacağım. Sürerse şah F8, at E5 yaparsa at D8. Ve kaybetmiyoruz. At B3 gelmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Alırsam vezirle alıyor galiba. Aldı vezirle aldı. At F5. Peki. B6 oynatmıyor çünkü A6 piyonumuz boşta aldıktan sonra. Ve vezirle şah çekersem at F1 kapatıyor. Biraz hesaplayayım bunu. B6 aldı, vezirle aldım. Vezir A6, vezir C1. Artık at F1 oynamak zorunda. Vezir B2. Yani bunu aslında o kadar da kötü bulmuyorum şu anda. B6 aldı. Bir dakika, B6. Almak zorunda değil tabii ki. Kalesini kaçabilir. B6 aldı, aldı vezir A6, vezir C1, at F1. Evet, bu beni o kadar üzmedi. Çünkü atı B3'e gelirse biraz sanki aşama kaydedecek gibi görünüyor. C1 karesini kontrol ediyor.
Hazır Vezir Cebir'den çatal atıyorken korumasız taşları gördüm mü hemen hesaplamaya başladık. Peki bakalım ne olacak? Acaba bir küçük dengesizlik yaratabildik mi? Alıp alıp Vezir D6 varyantında bir değişiklik göremiyorum. Çünkü at C6 oynayabiliriz. Bence almayacak diye düşünmüştüm ve almadı. Bunu oynasam sanırım Vezir C6'dan sonra berabere oluyor. Çünkü atın da artık girecek karesi kalmadı. Peki. Alalım o zaman. Görelim bakalım ne yapmaya çalışıyor. Çünkü Vezir C3, Vezir C6'ya belki Vezir A3 geri dönmeye çalışabilir. Oo, radikal bir karar. Çok radikal bir karar. A5 oynayacağım. Piyonumu koruyacağım. Burası artık ne olacağı belli değil. Piyon yapısı değişti. Ayrık piyonları oldu. Benim de B6'da zayıf piyonum var. Bakalım atını nereye döndürmeye çalışacak. Çünkü bu ata hala bir rol verememişti. Bu sefer aldıktan sonra C4 oynuyor. Bu önemli bir ayrıntı. Hemen kaybetmiyoruzdur umarım. Aldım at C6. C4. Almak zorunda değilim ama almazsam şah F8 C5. Şah D7 CB. Saniye aldım at C6 C4 şah F8 C5 şah E8 CB şah D7. Peki. At B3 C4 oynayacak. C4 aldım şah bilmem ne böyle alırsa at D4 D7 şah E7 C4 bile oynayabileceğinden çok emin değilim. Alıp şah F8 oynayabiliriz. At B6 at D4. Şahını koyup C4 yapmaya çalışabilir. Ama o zaman da yavaş mı oluyor sanki? Şimdi C4 oynarsa şah çekerek alabiliyoruz. Artık oynamak istiyorum. Herhalde C4 oynayacak. Evet, bu ilginç oldu. Rakibim bana şans vermiş oldu. Ve piyon kazandım. Bunu almak zorunda değilim. Bir şey tehdit de etmiyor. E5 oynayabiliriz bu yüzden. E5. E5 C'de. E5 oldukça güzel görünüyor. Çünkü piyon finaline geçebilirim eğer alırsa. Zaman sıkıntım var. Zaman sıkıntım var. Rakibe fazla düşünüyorduk. Kendimiz daha yavaş kaldık. Şahla alabilirim. At D4 alabilirim. Ama böyle almayı düşünüyorum. Şah. At C4 belki oynamaya çalışabilirdi. Öyle oynamadı ama. Şimdi G5 fena durmuyor. F4 sürüşünü kestik. Atı da oynayacak kare bulamasın düşüncesiyle oynadık. Peki bir at G6 at C4 oynuyor. Şah C5 atı 4. Peki bir bekleme hamlesi yapabiliriz belki. Henüz çok hızlı bir şey göremedim. O da bekleme hamlesi yapabilir tabii ki. At D7. Bunu çok oynamak istemiyordum açıkçası ama. Çünkü at C4 oynayabilir ama bu takdirde ilerleyeceğim. Evet, bundan sonra kör dövüşü bölümüne yavaş yavaş geliyoruz artık. Çünkü hesaplamak çok zor. Belki de biraz gereksiz risk almış oldum ama. Bakalım. Çünkü şah C6'ya geldiğinde bir şeyleri istiyor olacak. Peki at C3 oynadığını varsayalım. Aldık. Pardon, şah B5 geldi at C3. F5, GF, H5. Hemen sürüp vezir çıkmaya çalışmak çok güzel bir fikir gibi görünüyor ama yeterli bir materyal kalıyor mu ondan emin değilim. Şah B5 alacağım.
At nereye gelecek acaba? Evet, şimdi. Şimdi şah G2 oynasam. Şah C6'ya at C5. Şah çekerek gelsin istememiştim. Böyle gelirse at C5 oynayacağım. Alırsa ben de en azından uzak geçerini alacağım ki benim için önemli bu. O yüzden belki atla almaya çalışabilir. Köşe piyonu atın can düşmanı. O yüzden çok tehlikeli olabilir benim için. Küçük küçük bir risk barındırıyor benim açımdan. Hemen gidelim şahımızı. Hemen uygun yere gitmeye çalışalım. At C5. Şimdi şah. Ah, beraber olacak sanırım. At C5, at C3, at C3 şaha geldi, at D5. Evet, atı en hızlı böyle gidebiliyorum ya da koruyup oynayabiliriz at G8 oynarsa. Evet, şimdilik fena gitmiyoruz. Şah çeke çeke gidiyoruz. Bir daha alacağız. Kazanç olmuş olması lazım. İki piyon oldu. Şimdi F piyonu gidiyor. Ve G piyonunu da sürebileceğim aynı zamanda. Evet, ilginç bir oyun oldu. Umuyorum kazanabiliriz. Çünkü bunun teorik olarak kazanç olması lazım. Evet, önce şahını etkisiz hale getirmeye çalışalım. Ve sürelim. At E6, şah E4. At C5, şah F5. Evet, beraber sürmeye çalışacağız. Daha iyi oynayabilir miyim? Daha temiz oynamaya çalışmam lazım. Çünkü yıldırım bu. Ne olacağı belli olmaz. Piyonları koordine ilerlemem gerekiyor. Bloke etmesine izin vermemem lazım. Şah G3, at G6, sonra şah E3 belki. Evet, şimdi şah E3 oynayıp sürmek istiyorum. Bloke etmesin dedik ama neredeyse bloke olacak. Şahı G5'e koymam lazım. Neyse, Allah'tan bir şey yapamıyor galiba. Sanırım bir şey yapamıyor. Şah E5. Evet. Peki. Şah çekmesin. Zugzwang'a sokmam lazım sanırım. Çünkü çok güzel yetişiyor atıyla. Evet, şimdi böyle oynayacağım. Evet, şimdi ilerleyeceğim. Evet, at G3'e şah F3 oynayabiliyorum. At F5'e at F5 at F5 at F5 alabiliyorum. Pozisyon tekrar değil herhalde şah G6 oynarsa. At D5 oynayayım. Atı gelmesin. Belki G piyonunu feda etmem icap eder. Şah F3. Şah F3, at D5. Küçük bir tehlike var sanki. Peki. At G3 oynamak istiyor. Şah F3, at D4 yapıyor. At3 oynasam. At3 oynayalım peki. At G3 oynarsa şah F3 oynayacağım. Rakibim oldukça güzel savundu. Ben de oldukça kötü kazanmaya çalıştım sanırım. En azından şahın dikkatini dağıtabilirsem şah E3, at F4, daha sonra at E4 gelebileceğim. Peki. Devam edelim. At E4 de güzel bir kare gibi görünüyor şu anda. At E4 sanki kurulumu elde etmeyi başardım gibi.
Artık sürebiliyorum. Atın evrildeki pozisyonu bizim için kazandıran fikir olma özelliğine sahip sanırım. Belki bu hamle iyi olmayabilir ama artık sanırım kazanıyor olmam lazım. Sürelim. At D5 de istiyoruz. At D4. At G6'ya H3. Evet, artık kazanıyor olmam lazım. At. Her türlü kazanmıyor muyum? Böyle geliyor. Her türlü kazanmıyorum henüz. Beraber olmuş olmasın? Evet, ama beraber olmamış olabilir çünkü bakalım acaba at G2, şah H2. Bilmiyorum gerçi, evet zaman az kaldı ama table base ne der? Evet, sanırım her türlü kazanıyoruz ama öğretici bir pozisyon oldu açıkçası. Yani at E4, at G2. Setup'ı doğru kurduğumu düşünüyorum ama nasıl kazanacağız bunu hızlı bir şekilde? Ona bakmak gerekiyor. At D2 kazandığını gösterdiğine göre herhalde burada bir şey kaçırıyorum. At F1 gibi bir hamle var herhalde. Bu değerli hamleyi görmüyor olabilirim. Şimdi G2 oynamak istiyorum. Alırsa G2 var. Güzel bir at finali bitirişi aslında. At F1 hamlesini oyun sırasında görmem zordu. Bunu nasıl kazanacağımı tam görememiştim açıkçası. Peki, oyuna çok hızlı bakalım isterseniz arkadaşlar. Rakibin maç alışı çünkü çok düşünerek ve yavaş oynayınca açıkçası çok kaliteli bir oyun olmayacağını düşündüm. Ve çok da süper olmadı zaten. Açık dikey mücadelesi güzel. Hele C7. Çok hata da yok oyunda ama B ile alması çok dengesiz bir hareket oldu. Vezir D6. Çift soru diyor makine. Hakikaten de çift soru herhalde. Çok rakibim bu hamleyi daha iyi düşünmeliydi sanırım. Vezir D6'dan sonra şansı yok. Doğru oynadım mı ondan sonrasında ondan da emin olamıyorum ama. Evet. Hatalarımızdan ders alabilir miyiz acaba? Bulunamamış. Evet, böyle yapmak da hoş olmuyor ama. Oyun sırasında anlattığım için aslında ekstra bir şeye gerek yok gibi görünüyor. Sadece çok eşit gibi görünen bir pozisyon. Yalnız rakibin bu tarz bir alan üstünde olduğunda elbette önemli olan şey biliyorsunuz atak yapabiliyor olması. Bunu yapamıyordu. Kendisi C dikeyinde oynamaya çalıştı bu yüzden ki bence belli bir yere kadar epey iyi yaptı. Ben en son beraber olacak diye düşünmeye başlamıştım. Kale C'ydi. Ben burada çok hırslı davrandı. Bunu vezirle alıp oynaması gerekirdi bence. Ama bu pozisyonda bile benim kaybetmem mümkün değil. İstersen beraber yapabilirim bunu. Atın girecek karesi yok çünkü. Piyonlarla da zayıflık yaratması mümkün değil. Pozisyon beraber olması lazım objektif olarak. Ancak rakibim çok hızlı, hırslı davrandı. Vezir D6'dan sonrası C4 iyi değil gibi görünüyor. Burada ne düşünmüştüm? Sanırım böyle bir şey düşünmüştüm. Ama bu da doğru olmayabilir tabii ki. Şah F8 riskli görünüyor. Acaba nasıl oynamak lazım burada? Bunu alabiliyor muyum acaba? Oyun sırasında bunu merak ediyordum çünkü. Sürdüğü zaman geri dönüp durdurabiliyoruz çünkü. Dolayısıyla bunu yapabiliyorum herhalde. At F3 gibi bir şey yaparsa aldanmayacağız. Sürerse at E5 isterse at D8 döneceğiz. Sorun yok. Peki C4 oynayamıyor. Dolayısıyla tamam sorun yok. C4'ü orada çünkü yanlış hesaplıyordum. Şahımı geleceğimi düşünüyordum. Orada C4'de şahımı gelsem çok tehlikeli olabilir diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir şey oynasa nasıl cevap vereceğiz? Çok güzel bağlı geçer kurdu burada. At E5 de oynamak isteyecek. Tehlikeli olabilir. Ama bundan bile emin değilim açıkçası. Bu makine beyaza kazanç vermedi. Burada da kazanç vermedi. Evet, demek ki bu bile oluyormuş. Peki. Arkadaşlar, umuyorum hoşunuza gider bu oyun. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Umuyorum zamanla sayımız artar ve daha iyi, daha kaliteli videolarda hep birlikte karşınızda olabiliriz. Görüşmek üzere.